Öyle değil mi? Sosyal medyayı açıyorsunuz, Facebook hesabını. Her birini takip ediyorsunuz değil mi? Sosyal medyada neye bakıyorsunuz? Bugün hangi firma var? Bu firma nasıl eleman alıyor? Acaba tam onun gibi mi, bana uygun mu? Bakıyorsunuz değil mi? Baktınız, gördünüz. Hiç beğeni yok. Beğeni yapmaya gerek yok. Ben alacağımı aldım. Bu firma güzel. Randevumu da aldım. Mülakat saati de belli. Giderim, firma beni işe alır. Biz bu hizmeti yapan Esenyurt Belediyesi'ne bir teşekkür yok mu? Bu hizmeti yapan Esenyurt Belediye Başkanı'na bir teşekkür yok mu? Bu hizmeti yapan eski ailesine bir teşekkür yok mu? Peki teşekkür etmezseniz evinizden örnek vereyim. Evimizin babası gece gündüz çalışır. Benim garip babam gider maaşını alır. Akşam hafta sonu, ay sonu geldiğinde maaşını olduğu gibi eşine verir. Der ki bu çocuklarımızın okul masrafı. Bu çocuklarımızın, kızımızın gelinlik çeyiz parası. Bu bizim oğlumuzun geleceği üniversite parası dediği zaman siz babanıza teşekkür ederseniz mi babanız dört elle çalışır? Yoksa siz babanız bu hizmeti yaparken her ver babacığım, ver babacığım, ver ne kadar verirsen ver dediniz değil mi? Babanız hizmet eder. Babanız da sizden bir teşekkür bekler. Nasıl anne baba çocuklarının geleceğini kurtarmak için çalışırsa, babalar, anneler çocuklarının hayatını kurtarırsa, çocuklar da anne babalarının umudu olmak zorundalar. Ama ne var günümüzde? Ne var biliyor musunuz? Günümüzde ben alacağımı aldım ya, bir mendil gibi bir tekme ya da mendili böyle atarsınız ya. Böyle atılıyor şu anda. Bakınız genç kızlarımız, kadınlarımız var. Genç delikanlılarımız var. Çocuklar bu dünya yalanlarla dolu güzel bir dünya. Ve bu dünyada nasıl olsa nasıl yaşarsanız yaşayın ama asla ve asla dürüstlükten taviz vermeyin. Ve yalanı evinize, iş yerinize sokmayın. Eğer sokarsanız, yalanla kurulmuş bir dünya kurarsanız dünyanız çabuk darmaduman olur ve sizler köşelerde kalıp hüngür hüngür ağlarsınız. Gelin dürüst olalım. Biz de Esenyurt Belediyesi olarak dürüst, şeffaf çalışıyoruz.